Merhaba değerli dostlar, hepiniz hoş geldiniz. 2019 yılını kapatırken kanalda hangi oyunları yayınlamışım, hangilerini sevmişim, neler yapmışım onlarla ilgili bir rapor sunmak istedim size. Böylece 2019 yılını kapatıp 2020'de de umarım güzel günlerimiz olur. Bir konudan daha bahsedeyim. Kanalda artık video serileri yayınlamayacağım demiştim ama sonradan aklıma bir fikir geldi. Videoları kısa süre tutup daha çok video yükleyebiliyorum bir seferde mesela. Şu an oynadığım Felix isimli oyunu bölüm bölüm çekiyorum. Kısa sürüyor, 5-6 dakikalık. Ama hafta içi için mesela 5 gün için 5 bölüm bir günde yükleyebiliyorum. O açıdan güzel oldu. Eğer bunu tutturabilirsem büyük oyunlar için de aynı şeyler yapmayı düşünüyorum değerli dostlar. Evet. Bu sene değerli dostlar kanalda 35 tane oyun yayınlamış. Bazıları seri halde, bazıları tek yani demoymuş ya da bir seferlikmiş. Ama 35 tane oyun oynamışım bu sene. Güzel olmuş. 3 tane de yayınlamadığım oyun var. Onları da umarım 2020'de yayınlarım artık ya da yayınlamam duruma göre bakacağız. Peki hangi oyunları oynamışım değerli dostlar? Onlara bakalım şimdi. Spider-Man var. Spider-Man'i çok sevdim yani gerçekten. PlayStation'da büyük bütçeli bir oyuna yani büyük para verdiğim ilk oyundu. Ve verdiğim paraya pişman olmadım. Gerçekten büyük bir oyun zevki veriyor insana. Güzel oyun. İkinci sırada değerli dostlar GTA. Şöyle bir GTA 5 dünyasına gireyim dedim. Girdim ama yani pek sarmadı beni. Tamam oyun çok güzel ona bir şey demiyorum. Birkaç bölüm çektikten sonra bıraktım. Üçüncü olarak Resident Evil 2 Remake'in demosunu oynamışım. Onu yayınlamışım kanalda. Ben çok beğendim oyunu gerçekten. Demosu çok iyiydi. Fakat orijinalini yani gerçek oyunu alamadım. Pahalıydı hala da çok pahalı. Yani o kadar çok para vermek istemiyorum. Evet üçüncü artık üçmüş demeyeyim sonra karıştırırım şeylerini. Witcher Wild Hunt var. The Witcher 3 Wild Hunt. Oyun mükemmel. Oyuna hiç lafım yok. Bayağı da bölüm çektim. 19 ya da 24 bölüm falan çektim. Fakat sanırım RPG tarzı oyunlar bana göre değil. Yani böyle çok konuşmaya girmeye başladı son bölümlere doğru. Bayıldım artık böyle oynarken yani. Hadi Allah'ım onunla da konuş. Şununla da konuş. Bununla da konuş. Benim özelliklerimden dolayı büyük ihtimalle sevmedim. Yok yani oynayamadım. Devam edemedim. Yoksa oyun mükemmel bir oyun. Yani destansı bir oyun. Mutlaka herkesin oynaması, deneyimlemesi gereken bir oyun diye düşünüyorum. Bu sene kanalda daha çok böyle platform oyunlarına yer vermeye karar verdim. Bağımsız oyunlara. Özellikle Türkçe dil desteği verip de bağımsız oyun varsa, yayınlayan varsa onları mutlaka alıp oynamak istiyorum. My Memory of Us da bunlardan bir tanesiydi. Çok güzel hikayesi olan, klasik hikaye diyelim aslında da, güzel hikayesi olan harika bir platform oyunu. İki karakteri birden kontrol ettiğimiz Türkçe dil desteği de var. Ben çok beğenmiştim. Puzzle'lar da oldukça iyi. Eğer seviyorsanız platform oyunlarını tavsiye ederim yani oynamanızı. Güzel oyun. Yine bir platform oyunu fakat bunun Türkçe dil desteği yoktu ama yama işi yapan değerli dostlar çevirip yayınlamışlar. Bu da güzel bir platform oyunu fakat 2019'un bu arada en çok kanalda bahsettiğim şey de şu olmuş. PC'm kaldırmıyor, PC'm kaldırmıyor. Bu oyunda PC'm kaldırmadığı için oynamamışım, yarım bırakmışım. Çünkü İlk başlarda biraz az takılıyordu. Sonlara doğru biraz takılmaya başladı ama güzel bir oyun. Kanalda yayınladığım diğer bir oyun. The Division 2'nin açık betası. Aslında Division 2'yi beğendim. Ben zaten Division 1'i de çok istiyordum oynamayı. Fakat biraz sonra geleceğiz o konuya. Göreceksiniz. PlayStation'da olmuyor. Yani PlayStation'da nişancı oyunları oynamak çok zor gerçekten. Zaten nişancı oyunlar insanı çileden çıkarıyor. Bir de PlayStation oynamak daha zor oluyor. Tabii alışmış olan insan için PlayStation PC fark etmez de ben tam alışamadım herhalde. Yaşımız da ilerlediği için biraz zor oluyor yani. Kanalda yayınladığım ve aklımda kalacak hayatımın oyunu diyebileceğim bir oyun Titanfall 2. Bu oyunu çok duyuyordum. Yani bir sürü yerde ya işte Titanfall 2 gibi bir oyun var. FPS mükemmel falan diye. Bir türlü almamıştım. Ya ben FPS oyunları oynayamam yani. First person shooter oyunları sevmiyorum demiştim. Titanfall'ı aldım. 22 TL yemine düşmüştü. PlayStation Store'da indirimdeydi. Ya daha önce oynamadığım için o kadar pişman oldum ki. Yani hayatımda iz bırakan bir oyundur. Robotla, Titan'la, pilotun arasındaki bağı size öyle bir hissettiriyor ki. Oyun mükemmel. Zaten şu an çok popüler olan Apex Legends oyununun altyapısıdır bu oyun. Bunun çekirdeğini kullanıyor zaten. Tüm hemen hemen silahlar, hareketler falan aynı. Yani ben bayıldığım bir oyundu. Eğer oynamadıysanız ve böyle first person shooter oyunları seviyorsanız Titanfall 2 mutlaka oynamalısınız değerli dostlar. Yani gerçekten hayatımın oyunu diyebilirim. Çok sevdim Titanfall 2.
Özledim lan seni. BT. Eski bir basketbolcu olarak spor oyunlarına sadece basketbol seviyorum. Futbolu pek o kadar yapamıyorum, anlamıyorum. Zaten sevmiyorum da. Ama basketbolu çok seviyordum. NBA işte oyunu olsa oynasam falan diyordum. NBA Live 19'u, Electronic Arts'un oyunu, indirime girmişti. O zaman aldım. Oynadım bir süre ama ne bileyim, şeydeki gibi olmadı yani. Hayalimdeki gibi olmadı. Tabii ki bunu yayınlamasam olmaz. Apex Legend kanalda yayınlamaya başladım. PlayStation oynamaya başlamıştım. İlk ikinci sezonda PlayStation'dan silmiştim. Çünkü gıcık oldum. Yapamıyorum, sinirleniyorum diye. Sonra üçüncü sezonu görmek için tekrar yüklemiştim falan. Neyse ki artık PC'de oynuyorum, oynayabiliyorum. Ve Apex Legend videoları yayınlamaya devam ediyorum. 2019'da oynadığım ve büyük zevk aldığım diğer oyundan bir tanesi Uncharted 4, Bir Hırsızın Sonu. Zaten Türkçe dublaj desteği var, Türkçe altyazı desteği var. Oyun da mükemmel. Yani harika bir oyun ya, harika. Çok harika bir oyun. Kanalda yayınladığım mobil oyunlardan bir tanesi Plants vs. Zombie. Yine telefonda oynadım. Komik ve böyle hırs yaptıracak bir oyun. İsmi neydi la bunun? Flippy Hills. Kırılgan tavuk. Tavuğa böyle takla attırıp engelleri geçmeye çalışıyorsunuz. Super Meat Boy. Aslında bu oyundan haberim yoktu. Netflix'te belgesel izledikten sonra haberim oldu. Düşün yani, oyun dünyasıyla o kadar ilgim var. Super Meat Boy'u hemen alıp oynadım. Oyun yine böyle sinirleri zorlayan bir oyun. Ölüp hemen tekrar canlanıp devam ediyorsunuz. Ama çok harika. Yani mükemmel yapmış adam. Harbiden hak ediyor yani. Kanalda yayınladığım Tunch isimli oyunun arena bölümü. Kendisi daha çıkmadığı için sadece böyle bir arena ismi, demo gibi bir şey yayınlamışlardı. Ben de oynadım. Yine bir bağımsız oyun, Freaky Awesome diye. Değişik roguelike mi diyorlar? Yani ölünce tekrar canlanıyorsun. Hemen devam ediyorsun kaldığın yerden. Biraz zor oyun. Değişik bir oyun ama çizimleri falan çok komik. Hikayesi de fena değil. 2019'da oynadığım en ilginç ve güzel oyunlardan bir tanesi Katana Zero. Fakat oyunu tamamlamadım yani, bıraktım. Sinir oldum. Türkçe altyazısı yok. Tamam, bir şey demedim. Güzel oyun, gidiyor mükemmel. Bir yerden sonra hikayeyi anlayamadım. Bir bölümü geçemedim. Çok sinir oldum, bıraktım yani. Dedim yeter, oynamayacağım artık seni. Sinir oldum yani. Ama çok zevkli bir oyun. Bir de bu oyunu duyduğum kadarıyla tek kişi yapmış. Yani bu bir kişinin eseriymiş değerli dostlar. Gerçekten büyük yani başarı. Oyun da mükemmel, müzikleri de harika. Eğer platform tarzı oyunları seviyorsanız Katana Zero'yu mutlaka deneyimlemelisiniz. Yani harika bir oyun kendisi. Unreal Heroes diye bir oyun vardı. PlayStation'da vardı, orada almıştım. Yeni çıkmıştı, hemen yayınlayayım dedim kanalda. Belki yeni oyun diye insanlar ilgi gösterir ama pek ilgi göstermedi kimse. The Surge. Surge. Çok surçtum bunda. Pek beğenmedim. Bir aksiyon platform oyunu. Sank. Sank'i oynadım ama bitiremedim bunu da. Ama zevkli yani, böyle aksiyon Rambo gibi girip adamları dağıtıyorsunuz her tarafı. Bloodroots isminde bir demo oynadım. Oyun çok hızlı ve çok çizimleri falan çok keyifli, eğlenceli. Fakat demosu olduğu için tam oyunu oynayamadım. Yeni çıkmasını bekliyorum. Belki çıkmış da olabilir şu an. Hunger Apartment diye bir oyun oynadım. Değişik bir oyun yani. Hiç anlamadım ne oluyor, ne bitiyor. Çözemedim oyunu. Birkaç bölüm yayınladım. Anlamakta zorlandım. Çok da karanlık bir atmosferde geçiyor. Yani devam edemedim çünkü çözemedim oyunu yani. Ama böyle çözülmeyen oyunların uzmanı benim diyorsanız bu oyunu alıp deneyebilirsiniz. Garip bir oyun yani. İlginç. 2019'da böyle beklediğim yani... Çıkacağını bildiğim ve beklediğim ve oynarken çok zevk aldığım bir oyundu. My Friend Pedro. Ama bir yere kadar zevk aldım. Bu binalar, çatışmalar çok güzeldi. Sonra birden böyle platformda bulunmaca pembeli pembeli yerlere girdik. Yok oradan geçmeye çalış, buradan geçmeye çalış. O beni çok sıktı. Orada bıraktım oyunu. Human Resource Machine. Yani insan kaynakları makinesi. Öyle bir şey herhalde. Bu oyunu özellikle çocuklara tavsiye ediyorum. Yani çocuğunuz varsa bu oyunu oynatın. Neden? Çünkü yani herhalde programcılığın kafayı çalıştırma bölümü, programcılığın yazılma tekniği falan onları çok güzel öğretiyor. Bu işlemleri yapma olayı çok güzel. Çok güzel mantık çalıştırmanız lazım, kafayı çalıştırmanız lazım. Mükemmel bir oyun. Ben de 3-4 bölüm yayınlamıştım. Hoşuma gitti. Türkçe dil desteği de var. Gayet kaliteli bir oyun. Gerçekten sizin, yani çocuklara değil sizin için bile çok iyi.
Yani o mantığı kurma olayı mükemmel. Uzun yıllar önce, yani 2 sene önce aldığım, fakat bir türlü oynayamadım. Bir PC'm olsa Türkçe altyazısıyla oynamak istiyorum bu oyun dediğim bir oyundu. Alien Isolation. Çünkü hikayesini çok merak ediyordum. Bizim çocukluğumuzun böyle biraz daha gençliğimize yakın filmiydi Alien. O filmin oyunu çok istedim Türkçe altyazıyla oynamaya, fakat bir türlü olmadı. Mecbur ben de PlayStation'da oynadım bu oyunu. PC kaldırmadığı için PlayStation'da oynadım. Altyazı desteği olmadan artık anlayabildiğimiz kadarıyla oynadık. Büyük zevk aldım. Outlast'tan sonra oyun güzel böyle yapılmış bir oyun. Aynı Outlast tarzı beni içine çeken, hikayesiyle içine çeken, yani atmosferiyle, hikayesiyle içine çekemedi çünkü anlamadım. Atmosferiyle içine çeken ve o saklanma, gizlenme, işte tuzakta kaldım, ne yapacağım şimdi hissini çok iyi yansıtan bir oyun. Deneyimlemediyseniz ve bu tarz oyunları seviyorsanız bunu da mutlaka öneririm değerli dostlar. Alien Isolation ikisi çıkacak falan dediler ama o da kaynadı gitti, vallahi çıkmıyor. Ama Outlast'ın üçüncüsü çıkacakmış. Onu da heyecanlandım yani, Outlast 3'ü. 2'yi oynamadık ama bak kanalda oynayabiliriz isterseniz Outlast 2'yi. Ama bilmiyorum, o kadar gerilmeye artık dayanabilir miyiz bilmiyorum. Kanalda yayınlamış olduğum Plants vs. Zombie'nin, yani mobil oyunun bir de böyle 3 boyutlu oyunu var. Plants vs. Zombie Garden Warfare 2 diye. Bunu da oğlum istediği için almıştık. Gerçekten çok eğlenceli yani, evde oynarken 2 kişi oynayabiliyorsunuz PlayStation'da. Çok zevkli, eğlenceli bir oyun. Karakterleri falan çok komik. Özellikle zombi karakterlerini çok komik yapmışlar. Yine merak ettiğim, aldığım fakat bir türlü oynayamadığım bir oyundu. Ghost Recon Wildlands. Evet, geldik Division 1'e. En sonunda indirime girdi. Aldım Division 1'i. Başladım oynamaya büyük bir heyecanla. Fakat heyecanım kursağımda kaldı. Çünkü yani ateş ediyorum silahla. Ateş etmeye başlayınca silah gökyüzüne doğru kalkıyor böyle. O kadar tepiyor ki silah. Baktım kolla bunu kontrol edecek gibi değil. Zaten ilk oyun biraz sıkıntılıydı yani. Çok eleştirisi vardı. Adamlar ölmüyor bir türlü falan diye. İki de onu düzeltmişler ama ben PlayStation'da artık nişancı oyunu oynanmayacağına, benim açımdan oynayamayacağıma karar verdim. Ve sinir olup oyunu komple sildim PlayStation'dan. Ama birkaç bölüm yayınladım kanalda. Çünkü büyük bir hayalle, büyük bir böyle heyecanla başlamıştım ama dediğim gibi heyecanım kursağımda kaldı. Fragmanlar ilk yayınlandığında çok merak ettiğim bir oyundu. The Mutant Year Zero. Ben bunu böyle bir aksiyon macera oyunu sandım ama bu benim uzak olduğum sıra tabanlı bir oyunmuş. Yani uzak olduğum bir tür. Ben sıra tabanlı oyunları pek sevmedim. Yani sevemedim. Çok sevdiğimiz bir seri. Metro serisi. Metro Last Light Redux. Bunu oynadım, bitirdim. Fakat bölümlerin hepsini kanalda yayınlayamadım. İşte o artık video serisi yayınlamayacağım dediğim zamana geldi. Şu an hep bütün bölümler duruyor. Sanırım 3 veya 4 bölüm yayınladım. Kalanları da yayınlayabilirim diye düşünüyorum. Çünkü Metro Exodus'u da bitirmek istiyorum. Bir seri daha var bitirmek istedim. O da Tomb Raider. Onun da Rise of Tomb Raider'ını oynamamıştık. Beklediğime değmiş olan bir oyun. Çünkü oynayamadık zamanında. Sonradan da Türkçe altyazısı desteği verdi oyun yapımcıları. Gayet güzel bir oyun. Heyecanlı. Fakat yine beni böyle gıcık eden bir bölüm var. Küçük de olsa. Craft yapma olayı. İşte onu bul, şu silahı üretmek için şunu yap, bunu yap falan. Tabii hayatta kalma oyunu sonuçta. Böyle şeyler olması lazım ama bilmiyorum. Sanırım benim tarzım değil. Ben hep aksiyon macera olacak bende. Craft murat işler olmayacak gibime geliyor ama çok da zorlamak istemiyorum kendimi. Biraz deneyimleyip bu craft işini çözmeyi düşünüyorum. Bu senenin benim oynadığım, yani bu sene benim oynadığım en güzel oyun Dark. Mükemmel bir oyun. Değişik oyun mekanikleri var. Daha önce deneyimlemedim böyle bir oyunu. Limbo, Inside, Little Nightmares tarzı harika bir oyun. Eğer platform tarzı oyunları seviyorsanız Dark Q'yu ya da Dark, ismi nasıl söyleniyor bilmiyorum, mutlaka oynamalısınız değerli dostlar. Oyunun ilginç mekanikleri var gerçekten. Ve çok harika bir oyun yani. DLC'leri de çıkacakmış. Kısa sürüyor ama çok uzun sürmüyor. Hikayesi de güzel. Sonunda böyle aa falan dedirtiyor. Benim bu senenin en favori oyunum yani 2019'da. Beklediğim ve beklediğime değdiği bir oyun. Oynadığıma da çok sevindim. Herkese tavsiye ederim. Kanalda yayınladığım büyük bütçeli oyunlardan bir tanesi. Son zamanlarda pek öyle büyük bütçeli oyun yayınlamıyorduk. Gears 5. Türkçe altyazı desteği var. Aslında Division işte Ghost Recon tarzı bir oyun. Yani ateş et, ateş et, ilerle, ateş et, ilerle. Ama hikayesi de çok güzel.
En güzel tabii Türkçe alt yazı desteği olması. Ama ondan güzeline Xbox Game Pass Beta'da, yani PC içi olan sürümde şu an bu oyunu 6 liraya oynuyorum. Metro Exodus'ta oynayabilsem. Ama orada ne oluyor? Türkçe altyazı desteği yok Metro Exodus'ta. Yamada yaptırmıyor Microsoft Store'dan. Yani bunu da bilin değerli dostlar. Eğer Microsoft Store'dan oyunları indireyim, altyazı da ekler oynarım diye düşünüyorsanız öyle bir şey olmuyor. Microsoft dosyalarını kilitlediği için yama yükleyemiyorsanız. Mesela ben şimdi Metro Exodus oynayacaktım ama çelişkideyim yani. 140 lira verip veya 240 lira verip oyunu alıp Türkçe dil desteğiyle oynamayı tercih ederim. Bedavaya oynamaktansa. Çünkü hikayeyi merak ediyorum. Yani ben Metro serisinin hikayesini, tamam kitapları da var arkada görüyorsunuz. 3 set kitabı da var. Ama oyunda da hikayeyi anlamak istiyorum. Mesela Gears 5 hikayesi olmasa benim için bir anlamı yok yani. Hikayeyi anlamadıktan sonra ne yapayım oyunu? Black the Fall. Bu da değişik bir ilginç, bir eleştirel bir oyun. Ama platform oyunları için gayet güzel. Kendisi türünde değişik şeyleri var. Kendine has özellikleri var. Ve güzel hikayesi de var. Fena değil. Beğenerek oynadım. Bölümlerini yayınlayacağım kanalda. Şu an sanırım sadece bir bölüm yayınladım ama devamı gelecek. Merak etmeyin. Evet. 2019'da son oynadığım oyun Felix the Repair. Kendisi bir ölüm meleği ve dünyada ona bazı görevler veriyor. Onları yapmaya çalışıyor. Platform oyunu 2.5D. İzometrik bir bakış açısı var. Türkçe dil desteği var en güzeli. Ve bulmacaları çok keyifli bulmak yani oynamak. Deneyimlemenizi isterim yani. Gerçekten oynamanızı isterim. Güzel oyun. Devamı gelecek. Bu oyunu da bitireceğim. Çok beğendim çünkü müzikleri falan. Hikayesi iyi. Değişik bir oyun yani. Kanalda yayınladığım son oyun da bu değerli dostlar. Şimdi gelelim kanalda ne olmuş? 2019 yılında neler olmuş? Ona bakalım. 2019 yılında değerli dostlar 5800 görüntüleme almış kanal. İzlenme süresi 165.2 saat. Yani 165 saat izlenmiş. 45 abonemiz olmuş bu sene. %60 düşme var. Demek ki bir önceki sene daha çok abone olmuştum. Evet, onun dışında böyle değerli dostlar. 158 abone ile büyük ihtimalle 2019'u kapatacağız. Umarım abone sayım artar yani. Bilemiyorum. Yani isterim artsın. Bir türlü olmadı ama daha önce bununla ilgili video yayınlamıştık. Şimdi ağlamaya gerek yok tekrar. 2020 yılının yani herkese iyilik getirmesini dilerim ama öyle bir şey olmuyor. Hayat aktığı gibi akmaya devam edecek. Güzel işlerle uğraşırsak güzel şeyler olur diye düşünüyorum. Hepinize güzellikler diliyorum değerli dostlar. Görüşmek üzere.